Merhabalar. Kesirler hesaplamalar konusuyla yine birlikteyiz. Fıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Öncelikle örneği inceleyelim. Ece'nin parasının 8'de 3'ü 240 TL'dir. Ece'nin parasının tamamı kaç liradır? Arkadaşlar, bu tip sorularda birinci adımda 8 eş parçaya bölünen parçanın 3 eş parçası 240 lira olduğuna göre 240'ı 3'e bölerek 8'de birini birim kesirini buluruz. Yani 240 bölü 3 80 liradır. O da ne olur arkadaşlar parasının 8'de biridir. Bize kaçını soruyor? 8'de parasının tamamını soruyor. Tamamını bulmak için de arkadaşlar tamamı kaça bölünmüş? 8'e bölünmüş. Bir parçası 80 lirasa 8 parçası ne olur? 80 çarpı 8 640 lira olur arkadaşlar. Arkadaşlar kuralımız şu sorularda. Yani önce kesir verip sonra sayının tamamını isteyen sorularda arkadaşlar paya bölüyoruz. Payda ile çarpıyoruz. Yani 5'te 3'ü 15 TL'nin tamamı kaçtır gibi sorularda. Önce paya bölüyoruz. 15 bölü 3. Ne olur? Paya böldüğümüzde arkadaşlar 1 bölü 5'ini buluruz. 1 bölü 5'i yani 15 bölü 3 o da eşittir. 5'tir. Tamamı kaça bölünmüş? 5. Yani 5 çarpı 5 de eşittir. 25'tir arkadaşlar. 5'te 3'ü 15 TL olanın paranın tamamı kaçtır gibi sorularda. Arkadaşlar 5'te 1'ini bulmamız için paya bölüyoruz. Sonra payda ile çarpıyoruz. Bu tip sorularda hep aynı işlem. Kuralımız şu paya böl payda ile çarp. Örneklerle devam edelim. 7'de 5'i 250 lira olan sayının tamamı kaçtır gibi soru geldiğinde arkadaşlar. Yine 250'yi paya böldüğümüzde ne yapar? 50 payda ile çarptığımızda 50 çarpı 7, 350 bulunur. Tamamı nedir? 350'dir arkadaşlar. 9'a 4'ü 160 olan sayının tamamı kaçtır? Arkadaşlar sayımız 160. Neye bölüyorduk? Paya bölüyorduk. Böldüğümüzde 160'ı 4'e böldüğümüzde 40. Payda ile çarptığımızda 9 çarpı 40, 360. Yani sayımızın tamamı ne olacaktır? 360 olacaktır. Aile bireylerinin yaşlarını, Yiğit'in aile bireylerinin yaşını bulalım. Arkadaşlar yaşımın 7'de 3'ü 18'dir. Yiğit'in babası kaç yaşındadır? Ne yapıyorduk arkadaşlar? 18'i paya bölüyorduk. 18 bölü 3 o da eşittir. 6, 7 çarpı 6 o da eşittir. 42. Kaçtır? 42. Devam edelim. Yaşımın 6'da 2'si 12'dir. 12 bölü 2 o da eşittir 6. 6 çarpı 6 o da eşittir 36. Yani buraya kaç yazıyoruz arkadaşlar? 36. Yaşımın 4'te 3'ü 6'dır. Ne yapıyorduk? 6'yı 3'e bölüyorduk. 2 sonra 4 çarpı 2 o da eşittir 8. Yaşımın 3'te 2'si 8'dir. Ne yapıyorduk? Paya bölüyorduk. Sonra payda ile çarpıyorduk. 3 çarpı 4 o da eşittir. 12. Hemen bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tamam verilen çokluğun istenen kesir kadarını bulma işleminde ise arkadaşlar kesirin kesri verilen sayının bütününü bulmak için bunun için önce parça paya bölünür sonra payda ile çarpılır. Yani 40'ı 2'ye böldük 20 yani 1 bölü 3'ünü bulmuş oluruz burada. Sonra payda ile çarptığımızda 60 çıkar. Arkadaşlar 3'te 2'si 40. Bakın şu 3'te 1. 3'te 1. Bu da 3'te 1. Tamamı 3'te 3. 20, 40. Burası da 20 olacaktır. Yine toplam 60. Tamamı 60 olacaktır. Örneklerle devam edelim. 7'de 2'si 8 olan sayının tamamı kaçtır? Payda 7 olduğu için 7 eş parçaya ayırmışız. 2 parçaya... İki parçası aldın, iki parçasını boyadık. Bakın arkadaşlar, iki parçası boyanmış, İki parçası kaçmış? Sekizmiş. Sekizi iki, iki, ikiye böldüğümüzde dört. Yani her bir parça dört. Kaç parça var arkadaşlar? Yedi. Dört kere yedi, yirmi sekiz. Tamamı kaç olacaktır? Yirmi sekiz olacaktır. Parasının beşte üçü 45 beş TL'dir. Paranın 23 üç TL'sini harcadığına göre geriye kaç liram kalır? Sorularında yine şekil üzerinde de gösterebiliriz arkadaşlar. Bütün kaça bölünmüş? 5'e bölünmüş kaç birimi 45'miş 3 birimi 45'i 3'e böldüğümüzde her birimi 15 15 15'tir arkadaşlar peki tamamını bulmak için 15 çarpı 5 75 23 lirasını harcadığı için 75'ten 23'ü çıkardığımızda geriye 52'lik lira parası kalmıştır. Örneklerle devam edelim. 8'de 5'e 35 tane olan fındıkların 19 tanesi yiyen Ebru'nun geriye kaç fındığı kalmıştır? Arkadaşlar bütün kaça bölünmüş? 8'e kaç tanesi? 5, 5 bölümü 35'miş. Yani arkadaşlar 5 bölümü 35 ise 35'i 5'e böldüğümüzde 7 her bir bölünmesi... 7'ymiş. Tamamını bulmamız için arkadaşlar 8'e bölündüğü için 8 kere 7 56. Tamam fındığı kaçtır? 56. Kaç tanesini yemiş? 7 için çıkarıyoruz arkadaşlar. 56'dan da 19'u çıkarsak 37 tane fındığı kalmıştır. Örneklerle devam edelim. 5 E sınıfının mevcudunun 7'de 3'ü erkektir. Kızlar 24 kişi olduğuna göre erkekler kaç kişidir? Arkadaşlar 7'de 3'ü erkekse 7'de 4'ü nedir? Kızdır. Peki her bir birimi kaç olduğunu bulmamız için ne yapacaktık? 24'ü 3'e bölecektik. Paya bölecektir. Her bir birimi 6. Tamamı kaç olur arkadaşlar? 6 çarpı 7 42. E, 24'ü kızsa 42'den de 24'ü çıkardığımızda 18 bulabiliriz. Farklı bir yöntemle daha buluruz arkadaşlar. Bizden... Erkek sayısını istiyor. Erkek sayısı kaçtır? 7'de 3'tür. E bir birimi kaçtı arkadaşlar? 6 ydı. 6, 6, 6 yazdığımızda 3 kere 6, 18. Erkek sayısını bu şekilde bulmuş olurduk. İki şekilde de bulabiliriz arkadaşlar. Toplam kaçtır? 18. Erkek sayısını bu şekilde bulabilirdik. Bir bütünün istenen kesir sayısını bulmak. Bunun için önce bütün paydaya bölünür. Sonra pay ile çarpılar arkadaşlar. Arkadaşlar örnek 72 sayısının 3'te 2'si kaçtır? Yani sayı önce verilmişse ve sayının bir e, kesrini istiyorsa arkadaşlar önce paydaya bölüyoruz sonra pay ile çarpıyoruz. Payda kaç arkadaşlar? 3. 72'yi 3'e böldük mü? 24. Pay kaç? 2. 2 ile çarptığımızda 48 bulunur. Yani biraz önce yaptığımız işlemin tam tersi arkadaşlar. Sayı verilip kesri istenildiğinde paydaya bölüp payla çarpıyoruz. Bu şekilde kuralımız bu arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. 100 kilogram unun 2 bölü 5 ile ekmek yapılınca geriye kaç kilogram un kalır? Arkadaşlar tamamı kaç? 100. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 100'ü paydaya bölüyoruz. Kaç olur? Be da 2, da 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 0 0 0 indirdiğimizde 20. Yani her bir birimi kaçtır? 20. Kaç ile ekmek yapılmış? 2. Pay, kaç arkadaş? 2 çarpı 20 o da eşittir 40. 40 kilogram ile ne yapılmış? Ekmek yapılmış. Tamamı kaçtı arkadaşlar? 100'dü. 100'den 40'ı çıkarırsak ne kadar kalmış un kalır? 60 kilogram kunu unu kalır arkadaşlar. Şu şekilde de yapılırdı. 5'te ikisiyle kullanıldığı zaman kaçı kalmıştır? 3 bölü 5'i kalmıştır. 100'ü 5'e bölüp bölüp 3 ile çarparsak yine arkadaşlar bulunur. 100'ü 5'e böldüğümüzde 20. 20 çarpı pay 3 ile pay 3. 20 çarpı 3 60 yine 60 bulurduk arkadaşlar. İstik Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.